Ben doçent doktor Vehbi Altunçul. 40 yıl bu işin içinde biri olarak hep zararlarını, sigaranın zararlarını söyledik. Ama ve lakin şimdi artık sizlere uygulamalı bir şekilde projemizi yansıtıyoruz. Bu işin içinde siz olacaksınız ve bunun sonuçlarını bizzat kendiniz görüp bundan ders çıkarırsanız mutlu olurum. Ben Doktor Hasan Şahan. Çeşitli projeler yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz. Bu projemizde de uygulamaya yönelik özellikle çalışmak istedik. Siz gençlerin sigara ile ilgili ciddi hastalıklara maruz kalmış kişilerle görüşüp, bunlarla röportaj yapıp, edindiği bilgilerle kendisi, çevresi, arkadaşları ve ailesine yararlı olmasını düşündük. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Profesör Doktor Zeki Kılıç Aslan. İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Analizi dalında çalışıyorum. Projedeki amacımız sizin lise çağındaki gençlerimizin sigaraya bağlı hastaların en çok yattığı göğüs hastalıkları hastanelerine giderek orada kronik bronşit, KOAH, akciğer kanseri, astım gibi hastaları tanımanız, onların deneyimlerinden yararlanmanız. Ben Profesör Doktor Orhan Kural, Saray Derneği'nin yönetim kurulu başkanıyım. Eğer bir kez sigarayı denerseniz bir kez %62 oranla bir daha bırakmanız mümkün olmayacak. Ve şu anda onlar, tütün şirketi, sizi hevesle, cesaretle ve bir defalık sigaraya başlatıyorlar. Sizi kandırıyorlar. Yalvarırım yapmayın. Bakın bu yaşımda yalvarıyorum yapmayın. Biraz sonra bu hastanede sigara mağdurlarıyla konuşacaksınız. Birebir. Ve biz inanıyoruz ki bu yöntem en faydalı yöntem. Yani birebir hastalarla konuşmak. Özellikle bu projenin 1,5 sene içinde bu duruma gelmesinde katkısı olan İçişleri Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Dernekler Masası, okullara, Milli Eğitim'e çok teşekkür ediyorum. Ama mühim olan sizin istifade etmeniz. Bu gördüklerinizi lütfen paylaşın. Sosyal medyada paylaşın, arkadaşlarınızla okulda paylaşın, velilerinizle paylaşın. Bu yanlışı yapmayın. Günün birinde sizi bu hastanelerde burası delinmiş, ayakları kopmuş ve başkalarına muhtaç olarak yaşarken görmeyelim. Etraftakileriniz de çok güzelsiniz. Lütfen yapmayın. Sevgili gençler, Saray Derneği Genel Sekreteri Yeşim Babacan. Bu proje için çok çalışıldı. Tek ve tek bir amacımız vardı. Sizin sağlıkla hayatta kalmanız ve hayata dair yapacağınız güzel şeyleri doyasıya yaşamanız. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Ben Doktor Hava Altunçul. Beklentilerimiz sizlerin edindiğiniz deneyimlerinizi diğer arkadaşlarınızla, ailenizle, uzak ya da yakın çevrenizle paylaşmanız. Size son olarak şunu söylemek istiyorum. Düşmandan dost olmaz, sigaradan da yoldaş olmaz. Şimdi biz sigaranın atılma yolu var, tamam mı? Şimdi birincisi, içtik, kana karıştı. Kana karışan sigaranın atık, yani nikotini, tamam mı? Terle atılıyor, birincisi bu. İkincisi, kana karışıyor ve idrarla atılıyor. Yapılan bir araştırma, sigara içen kişilerin daha az su içtiğine rastlanmış. Bu hastalar 2020'de tutuldu, 2005'ten sonra da tamamen makineye bağlı kaldı. Makineye bağlı kaldı. 7/24 solunum cihazlarına bağlayıp. Çok iyi. Basıncını gördünüz mü? Basıncını gördün mü? Nasıl zor konuşuluyor değil mi? Şöyle geçin bakın isterseniz arkadaşlar. Kendisi doğal nefes alamadığı için ne yapıyor? Basınçla nefes almaya çalışıyor Hasan. Yavaşça. Nasıl? Bak, elektrik bastırıyor. Elektrik süpürgesini. Hani tersine gidiyor. Onun stajyeri. Ay şey, Ömerciler. Gel, çok merak var. Bugün 7 Kule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ndeyiz ve yanımıza bir tane arkadaşımızı alacağız, ona sorular soracağız. Kaç senedir sigara içiyorsunuz? 4 yıldır. Niçin içiyorsunuz? Bilmiyorum, bir arkadaşım... Özenti sebebiyle. Evet, aynen öyle oldu. Bırakmayı düşünüyor musunuz peki? Şu an pişmanım işte, bırakmaya çalışıyorum, bırakamıyorum. Hocalarımız bize
anlattı. Hani şu an onlardan şey oldum, destek aldım. Allah'ın izniyle bırakacağım. Peki bu hani anlattılar sana, fikir görüşün değişti mi? Aynen değişti. Çok da kötü şeyler gördüm sigara konusunda. Az önce bir slide izledik. Orada soldaki kalbe sağdaki kalp dediler. Onu görmüş oldun. Sen şimdi soldaki kalbi değil mi? Sağdaki kalp. Yani kötü kalp seninki. Aynen. Ben şu an hani sigaranın zararını o kadar gördüm ki şu an hani sigaradan nefret ediyorum. İnşallah bırakacağım. İnşallah kardeşim benim. İnşallah. İşte tüm hocalarıma teşekkür ediyorum bunu anlattığı için. Bugünkü izlediğin slaytta nasıl bir bilgi edindin? Bize biraz açıklar mısın? Öncelikle şöyle söyleyeyim, girdim içeriye. Bana göre sigaranın faydalarını değil, zararını anlattılar öncelikle. Faydası yok zaten, kötü bir şey. Evet. İlk başta nasıl bırakacağımı, içine neler bulunduğunu, zararlı maddeler. Onlara göre değil, bana bilgi verdiler. O şekilde. Peki kaç yıldır sigara içiyorsun? 8. 8 yıldır. Peki bırakmayı hiç düşündün mü? Yani düşündüğüm değildi ama bu saatten sonra bırakmayı düşünüyorum yani o fotoğrafları hani gördükten sonra, o hastalıkları gördükten sonra yani evet. Kötü oldum. Hani hocalarımız da seni güzel bilgi edindin hocalar hakkında. Yani güzel oldu benim için. İlk defa böyle bir deneyim oldu. 10 numara da oldu yani. Yani geldin sevindin yani iyi bilgi edindin. Yani şöyle diyeyim, hem cebime zarar hem sağlığıma zarar. Yani bırakırım inşallah. Bu yandan mutlu olacağımı düşünüyorum tabii. Peki burada edindiğin bilgileri arkadaşlarına falan tavsiye edecek misin? Ya şöyle diyeyim, zaten bizim okulumuz bambaşka geldi. Burada ben bir şeyler bırakacağım ki, öğreneceğim ki diğer okullara da gidip anlatayım diye. Yani okuluma gittiğim ilk işte bunu anlatmak olacak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sağ olun. İyi günler de kalın. Lütfen artı bir programı burada şimdi sona eriyor. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Doğa ve çevre dostu kalmanız dileğimle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.